Evet, tekrardan merhabalar sevgili Femen Güne dostları. Yepyeni bir bölümle hem de bu sefer 52. bölümle karşınızdayım ve nihayet bir sezonun artık şey olarak, official olarak bitirip yeni bir sezonu açacağız. Çok insan gidecek, az insan gelecek. Onları toparlamaya çalışacağız. Mehmet'i gönderdik. Bu herif denemeye geliyor, güzel. Bu da geliyor, güzel. Bunu ne önerdim lan? Deneme önermişimdir en fazla da. Neyse tam kendileri bilirler. Ona bir şey diyemeyeceğim. Orada ayıptır söylemesi cayır cayır midem yandığı için. Şunu da 2 dakika önce alamadım yani kayıttan önce. 2 dakika önce demişken yine benim uyku düzenim çok kötü oldu ya. Şu an saat 2:30. Ben daha uyumadım. Bu noktalara nereden geldim biliyorsunuz. Uzunca bir süre ben böyle sabah 6-7 falan gibi yatıp işte böyle öğlen kalkıyordum. Böyle o seviyede tutturacağım diye çok uğraşmam. Bir saat, bir saat, bir saat kaya 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 bu noktaya geldi. Şimdi bu civarda tutmaya çalışıyorum. Çünkü biraz daha kayarsa böyle bir gün arkaya devrilecek gibi olacak. Benim hayatımda oluyor sık sık. Bir iki ayda bir falan en azından. O da insanın bütün dengesini çok şaşırtan bir durum. Olmasın diye çabalıyorum ama o şey de demeyi düşün arkadaşlar. Bu arada çok güzel yağmur ya dışarıda. O yüzden camımı açtım böyle sesi gelsin alttan diye. Size gelmez de. Bana geliyor. Çok tatlı bir yağmur var. Aranızda iyi niyetle şey diyen arkadaşlar da olabilir. Abi bir gün erken yat düzeltirsin diyen olabilir. Olmuyor ben erken yatınca uyuyamıyorum. Bir de yatakta böyle çıldırıyorum uyuyamadıkça. Ya bak götüm. Ha Kasım Paşa'da oynuyorum şey. Tamam dur. Tamam sen götüm değilsin. Sen götüm. Ulan. Aynı ligdeyiz yani. Neyine burun kıvırıyorsun dürzü? Dur ben buna çok çok triggerlandım ya. Şu Şanlıurfa'yı bana bir açsanıza ya. Neredesin lan? Be ağzına sıçtım onun dürzüsü. Sizin 10. bitirdiğiniz ligi ben 4. bitirdim lan. Hayvanlar. Bir de bana burun kıvırıyor. Allah'ın şirini. Bu mevzulara geldik. Bu arada uyumadım ama bayağı da enerjim bugün. Bunu saldık, bu gitti. Serbest bırak kardeşimize. Evet. Atakan Gültekin. Ne 19 yaş altı menajer. Sal. Onların bir tek ucuzunu bulmaya çalışacağım. Biraz daha iyisini bulmaya çalışacağım. Bu haritalarda ne önemliydi? Bu ne alaka lan? Altyapı sorumlusu kaleci antrenör çıktı aslında resmen. Baksana. Git kardeşim. Nah Darik. Darik'i adam bulamazsam tekrar kiralayabilirim. Gerçi başka birilerini de kiralayabilirim. Ha bu zaten kaleci antrenörü. Bunu direkt sal gitsin. Ben kaleci antrenörü olayına çok sıcak bakmıyorum. Bir saniye, biz bu herifle sözleşme şey yapmadık mı lan? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Ha tamam, geliyor. Şu da geliyor, tamam mı? Antrenör, bak. Çok kötüsün kardeş, sal. Ender, Ender Çekiç. Sen alamam ben aga. İyi o hoş oyuncusun yani. Ben de olsam ilk 11'e koyarım seni aslında hakikaten ama. 150 maaş alıyor. Senin... Kiralamaya uygun aslında da.
Çok da oynatamadık ki be. Nasıl yedekte dursun abi de. Ya şunları gönderdik. Oha, Samsunspor yavaş. Bu bir de bir üçlükte. Şimdi Süheyl gelecek, sal beni diyecek. Biz postamızı koyalım baştan. Bunlar gidiyor. Tamam, devam dedik. Bu arada ben bu kış böyle lapa lapa bir durum olacak zannediyordum ama aralığın... Ana, yeni yıl gidiyor. Lan şimdi kafam bastı. Vallahi bir hafta var yeni yıla. Hiç de gene plan yapmadım ya. Keko gibi evde oturacağım. Büyük ihtimalle ya oyun oynarım ya arkadaşlarla muhabbet ederim falan internetten yeni yıla girerken. Yani raporları fena değil. Bu kaleci olarak bayağı bir iş yapacak gibi geliyor bana. Marçın'ı zaten biliyoruz. Şimdi gidenler gitti mi? Hepsi gitmedi. Ah, Şerif satmaya çalışıyor ama futbol direktörü sözleşmesi bitmiş. Bir saniye. Şu bir şey daha yapalım. Aha. Aniye. İşte böyle olmaz. Neyse bunu biliyoruz. Bir kane evcimik. Bunu ben almıştım. Tamam hatırladım. Abi şunu hemen halledelim o zaman. Kulüp çalışanları. 3 tane şey alabilmemiz lazım. 2 antrenör, bir altyapı sorumlusu falan gibi herhalde. Değil mi? Personel arama. Aramaları düzenle. Antrenör. Ups, seç diyelim. Sensiz savunma antrenörü gibi olsun, bir yeri de hücum gibi olsun. Adam yönetimi, gençlerle çalışması bir tık olursa... Bilgi sunuşu ne lan? Şunu yapsana ya bana ha. Bir de böyle bir durum var. Şöyle yapalım. Böyle çıkmayabilir adam ya. Motivasyonu salabiliriz yani. Disiplin seviyesinde mi? Ha. Tam söylemek üzere. Oha, ikisi asistan menajer. Bir tek bu kaldı zaten. Motivasyonu kötü, uyum iyi. Şunların hepsi 10 yani neredeyse fena değil. Bu. Şunu uçursak ne oluyor? Bir kişi eklendi ya. O da yabancı. Bizim takımda İngilizce konuşabilen var mı? Ama çok da deli bir fark yok ya. Gençlerle çalışmak kalitesi ama Murat düzgün bir para iste gözünü seveyim. Niye 1 yaş altı menajer ama antrenör olacaksın ya. Manyak mısınız? Hadi 2 yıl yapalım. Ah tamam bu yola gelecek. Oha. Kabul ettirdik bunu. Teklifi tamamla. Şimdi geri gel. Aramayı düzenle. Ha şuradan seç de. Cücücüt cücücüt. Kondisyon antrenörü, kaleci antrenörü, hücum, taktiksel. Şunları kafadan çıkarıyoruz, biliyoruz mevzuyu çünkü. Yapma be. Ha.
Garcia. Bu herifleri ben nasıl, nereden denk geliyorum? Seyfettin. Bu oyuncu da bu. Luis Garcia fena değil ama. Herif dilimizi milimizi konuşmuyor. Yalnız onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu da Avrupa vatandaşı bunlar. Oo, bir saniye. Ben bu herifi niye atladım az önce ya? Muratçım. Bu az önceki şey yaptığımız değil, değil mi? Bir saniye. Az önceki şey yaptığımız değil bu herif, değil mi? Hakikaten. Çok kıllandım ben. Onun adı neydi acaba? Neyse. Umarım aynı herifi ikinci kez şey götürmüyorum. Şunu kitle, bunu 2 sene yap. Öner. Öner. Tamam. Bu biraz daha şey yaptı ama. Teklifi tamamla. Geri dön. Arama düzenli. Bu angari bir durum biliyorsunuz. FM oynayan herkes şunları bilir ama mecburen yapmak zorundayım. Bir de benim 4 senedir bir huyum. 4 sene mi olmuş lan FM'lere başladı ben? Oha. Vay be. 4 senedir izleyen de var aranızda. Bunu bilmek çok böyle şey. Vay be dedirtiyor insana gerçekten. Neyse. Ne diyordum lan? Ha şu angarya işleri. Ha şey diyordum esas. Ne asistan menajer, antrenör. Sen altyapı, uf, çok güzel antrenörmüş lan. Keşke bunu savunma antrenörü bunu yapsaydık. Sen hacı. Şey olur musun? Antrenör. Altyapı sorumlusu durumuna. Ne diyorsun aga? Of, altyapı sorumlusuna en fazla bu kadar mı veriyoruz? Çok güzel. Ha ben şey diyordum. 4 sene önce ben şey dedim. Yayın dışında... Abi şunu... Benim eşekliğim ya. Oyunda yaptığım her şeyi yayında görebileceksiniz dedim YouTube'da. Hani kayıt dışında en ufak bir şey yapmayacağımı söylemiştim. O durumu devam ettiriyorum gerçekten. Aga ne olur şu parayı HDB. Tipin mipin de bir garip. Aferin sağ ol lan. Şimdi. Bunu saldık. Futbol direktörüne gerek yok herhalde de. Ama ben 21 yaş altı menajerini falan şeyini nereden göreceğim? Onun ayrı bir kontenjanı mı var? Eğer varsa nereden göreceğim? Oğlum Mersin'i buraya mı koydunuz? Deli misiniz siz ya? Şu Ramazan'da her an az kadroyu alabilirim diyeceğim ama bu mevki kalabalık. Bir şey başka bir mevkide oynuyorsa kesin alırdım. Bir saniye. Neye bakacaktık? Çalışanlar. Ya 21 yaş altı menajerini falan niye alamıyorum onu anlamadım ben. Şeyin niye göremiyorum yani şurada. Şu an oha bak şu halimizde bile ortalamadayız ha. Neyse şimdi bir saniye personel arama. Aramayı düzenle. Nasıl yapacağız? Menajer mi diyelim? Menajerde. Şimdi özellikler seç.
Menajer mi diyeceğiz yani, çok saçmaymış. Neyse şöyle yapalım. Şöyle yapabiliriz aslında ya. Asistan menajer Ender Alkan. Bakalım. Fena değil gibi. Spertels. Sen bir oyuncusun gene. Spertels. Bu az önce baktığımız dayı olabilir. Çok düz bir arkadaş. Ludwig Trifen. Aha. Sana kitleyebilir miyiz bu işi acaba? Herifin istediği maaşa bak. Ender'e verelim. Çok ortalama bir adam zaten ya. Tamam. Hacı. 21 yaş altı manajer olmanı istiyorum. 2 yıl. Parayı of. Abi nasıl bir para, şaka mı yapıyoruz ya? Ya benim anlamadığım şey, tamamdır. Şuna bir devam diyelim de. Daha Yıldıray'ı gönderemedik değil mi? O yüzden. Ya bu herifi zaten sal abi. Şunu... Ya nasıl satayım? Hepsi de şey. Ha. Buradan da nasıl bulacağım lan? Serbest bırakılan oyuncular da neyse, tamam boş ver onu. Tamam, bu bir yıl sonrası da abi şu transferden. Şunu bir satabilsek. Ha bir de şeye bakacaktım. Abi kafam çok gidiyor geliyor şu oyunda ne. Aga şeyimiz var. Yani kapasitemiz var. Niye o herife daha fazla maaş veremedik? Az önce anlamadım. %130 çok az yani. Şeyin antrenöre 160-170 veriyorken, 200 veriyorken 21 yaş altı menajerine o kadar az vermek. Takım lideri Söğüt Çetin'e. İbrahim Şirin. Bana burun kıvıran İbrahim Şirin buymuş. Hiç bok anlaşılmıyor gene. Tamam kardeşim. Of, hala kanat oyuncusu bulmam lazım. Hala bir sağ bek bulmam lazım. Başka da çok acil bir şeyimiz yok. Şey soracağım. Bizim giden menajerler 19 yaş altı mıydı, 21 yaş altı mıydı ya? Altının da antrenmanlarına biz giriyoruz. İyice şey, beden hocasına döndük. Aha. Selahattin Turhan. Ben şu şeyi merak ettim bu arada, bir saniye. Altyapı sorumlusu.
Neyse 6 yıl sorumlusu gelince demek ki bu biraz çözülecek, bilmiyorum. Memnunuz. Şans var. Yani standart cevapları verdik. Orada ufaktan da bölümün sonuna yaklaşayım ben. Yine upload etmesi var biliyorsunuz malum. Şeyi bölümü. Bilgisayarımda da yer kalmıyor bir de ya. Bilgisayar alırken sırf hani SSD'li bilgisayar almış olayım diye içine küçücük bir SSD taktırdıydım. Hani Windows'u kuracağım yer olsun diye SSD'de. Gökhan Akkan. Kaleci lan bu. Ben de kanat oyuncu zannettim. Anlaşıldı kardeşim. Antrenör gel. 120 GB mı hazır diye doldu tabii ama işte o SSD. Transfer tavsiyesi istedim bakayım ne diyecek. Aa çok garip ya. Murat Akgüz gel bakalım. Ne da transfer şey isteyeyim. Ligde maaş bütçesinin yüzdesi hakkında kısıtlamalar olmasına ötürü maaş bütçesinin ayarlanmasını sağlayamıyoruz. Bu ne ala ki acaba? Ne kısıtlaması olabilir ligde? Çok kötü ama yani ya bu para değil ya bu parayla altyapı sorumluluğumuz geldi. Devam edeceğiz. Şimdi antrenmanlara bir daha bakacağız. Biraz düzelmiş olması gerek artık. Baksana millet patır patır işlem yapıyor. Şuraya bak. 8 oyuncu gönderip 2 oyuncu almışız. 512 para kâr etmişiz ha. Benim kadar adam gönderen başka kimse yok abi. 5'ten fazla gönderen yok. Bir herif daha göndermeye çalışıyorum. Maaş bütçesini rahatlatayım diye. Ya o niye olmadı ya? Bedava veriyorum abi şunu al hadi. Gözünü seveyim. Hadi abi hadi. Kurtulmak istiyorum ondan da. Hem sakat, hem yaşlı, hem şey. Çok para alıyor. Ben o paraya yani bir şey bulurum bir yerden. Palüli alamadım. Palüli bir daha bakayım. Bak bak abi hepsi nasıl maaş gidiyor bize görüyor musunuz? Gençler Birliği Süper Lig'deymiş. Aferin lan. Bu da Gençler Birliği mi istiyor? Tamam. Dur Gençler Birliği şu değil mi? Şunu kabul ettim. Şunları da reddedeyim. Herife bak adamı satacağım hala her hafta 800 dolar maaşı bana kitleyecek. Şey olacaklar. Şimdi bunu gitti. Hasan Bilal sen kimsin lan? A kanat oyuncusu. Bu bana burun kıvıran değil mi ya bu da? Ya amına koyayım zaten memleketin yarısı burun kıvırdı. Paluli. Ne paluliydi?
Hoparlörü olması gerek. Siktir. Sözleşme mi imzalamış? Ha işte bu durumdan çok sıkıldım. Parasızlık yüzünden herifi kaptırdık. Haftalık 775 paraya. Transfer de edemiyoruz. Ulan bir de bu herif yedek oturtturacak. Gazi Şeref sen hangi kaçıncı ciddesinde bu herif yedek oturtturuyor? Bu ne lan? Birincilikte 9. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü. Lan Gaziantep'in çakması mı var? Anam neler değişmiş ben görmezken ya. Şimdi. Transfer durumu demiştik değil mi? Bir saniye ona bir bakalım. Neyse bu devam ediyor bir yandan. İşte buralarda da bu scouting gözlemcilik mevzusu çok yavaş sürüyor. Buranın da sorunu o. Aa, buradan da bir tane adam şey yapmam lazım. Gözlemlemem lazım. Şöyle yapabiliriz. Şunlara hemen çakabiliriz. Aa, pardon. Şunu da seçelim. Tamam. Git. Özgür kim lan? Geç, 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 geç. Çok belirsizsin. Gözlemci şey de yapamıyoruz anlaşıldı. Modern bek, sağ bek mi? Sağ bek. Düşüksün. Bir de yani bu kadar param yok. Ya yok. Bu herifte olmaz. Ben bu arada bölümü gayet bitirecektim ya. Batuhan. Orta saha sıkıntımız şu an yok. Bahriciyim. Ah be Bahriciyim olmadı. Teşekkürler. Ben şurada ufak ufak son kez salma hareketlerime şey son kez devama tıklayıp salma hareketlerime geçiyorum. O onun dışında da başka söyleyecek bir şey yok. Son kez devam dedim. Yağmur yağmaya devam ediyordu. Havalar soğuk, havalar kapalı. Yılbaşında siz ne yaparak gireceksiniz acaba? Ya ben böyle siz bazen sorumları soruyorum. Çok böyle özel hayatınıza giriyorum gibi oluyor ama değilimdir umarım. Gerçi şu da enteresan. Aralarınızdan bazılarının evlendiğini biliyorum. Bazıları işe girdi çıktı. Bazılarının çocuğu oldu. Neler vardı başka? Öyle yani izleyicilerle ilgili bir ton şey biliyorum. Aa, çok enteresan geliyor bana. O yüzden de hani arada böyle sorasım geliyor hani ne yaptınız falan diye. Orta yapman 9. O kanat forvetim diyorsun ama 3000 liradan maaş alıyorum be kardeşim. Geç abi sen. Ne yapalım? Yani o herifle de bir topa girmem ben. Şu an hiçbir şey belli değil. De. Tamam.
Neyse sevgili dostlar, ben ufaktan kaçıyorum. Az önce de söylediğim gibi cidden böyle bugün enerjik bir halim vardı nedense ama gene de yorgunum. O yüzden ben de kafayı vurup yatayım bir an evvel. Onun dışında gene söyleyecek bir şeyim yok büyük ihtimalle. Ben hızlıca kaçıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like yapanlara, yorum atanlara böyle bir çinke daha çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Kısacası kendinize iyi bakın. Süper bir gün geçirin ve de haydi hoşça kalın.